merhaba arkadaşlar. Ben Eda Çağlayan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok minnoş ve çok 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 kolay bir bere çalışması yapacağız. Daha önce size bunları anlatmıştım ama çok uzun zaman olmuş anlatmayalı. Şimdi sipariş aldım. Tekrardan paylaşmak istedim. Çünkü çok soğuk bir zamandayız. Kışa girdik tam zamanı. Böyle haroşa olarak çalışıyorum. Ama isterseniz üzerine istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz Yeter ki berenin şu kabataslak kısmını öğren öğrenin ee, şöyle ön yüzden başlayacağız Tepe kısmını toplayacağız Ense oyuntusunu yapacağız sonra şu bacık kısmı için bu şekilde ilmek çıkaracağız ve beremizi tamamlayacağız bir yaş bir buçuk yaş için uygun bebeğiniz minyonsa iki yaşa kadar da rahatlıkla e, uygun ölçülerde bir bere modeli Eğer şimdi Sizler de hazırsanız Örmeye başlayalım İpim Nako Elite Baby krem rengini kullanacağım. Renk numarası 99064 ve bir yumak yeterli arkadaşlar. Şiş numaramsa 3,5. Misinalı şiş tercih ediyorum ben her zaman örgülerimde. Elinizde hangi şiş varsa yani düz şiş de varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi 1 yaş için hatta 1,5 yaş için de uygun arkadaşlar sayılarımız. 81 ilmek atarak başladık. 81 ilmek attıktan sonra hiçbir işlem yapmadan tamamını haroşa olacak şekilde 25 diş olarak ördüm. Santim olarak da vereyim. Belki ele, ele göre farklılık gösterebilir. 12 santim olana kadar haroşa olarak ördüm. Ve şimdi bu 81 ilmeğimizi 3'e böleceğiz arkadaşlar. 28, 25 ve 28 olarak 3'e böleceğiz ve tepe kısmında bir toplama işlemi yapacağız. Burası bizim tam bu bebeğimizin kafasının üst kısmı. Yani şu anda burayı örüyoruz ve şimdi şöyle bir toplama işlemi yapacağız. 25 diş haroşayı ördükten sonra örgümün ön yüzündeyim. Dedim ya 28 kenarlarda 25 ortada olacak. Öncelikle 28 ilmeğimi örüyorum. <laughs> Ön yüzdeyim ve haroşa olarak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. Şimdi ben haroşaları hep tersten alarak örüyorum. Siz hep düzden örüyorsanız zaten haroşa olarak devam edeceğimiz için hiç eliniz e, benden farklı diye kafanız karışmasın. 28 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve ortada 25 ilmeğim var demiştim. 24 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Şu 25. ilmeğimi ve buradaki 28 ilmi tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 24, 26, 28. Şu benim 25. ilmeğim. Şu da benim 28. ilmeğim arkadaşlar. 25. ilmeğimle sol taraftaki 28. ilmeğim ikisini birlikte haroşa olarak kesiyorum. Kestim. Ne olmuş oldu? Burada 28 ilmeğim vardı. Şimdi kestiğim için 27 ilmeğim olmuş oldu. Ve geri dönüyorum. Bakın sonuna kadar gitmiyorum. Ve baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortası hep sabit 25 ilmek. Yanlardan eksilterek devam edeceğiz. Şimdi baştaki ilmeğimi ördüm. Bununla birlikte sayıyorum ve 24 ilmek öreceğim. Bu bir. Örmeden aldım özür dilerim. Şunu örmeden aldım ve üstüne sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. 24 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi ben bütün haroşalarımı her zaman ne yapıyorum? Örgünün tersinde örüyorum. Şimdi bunu örgün ters derken ters olarak örüyorum. Bu burada 25. ilmekle sol şişimdeki 28. ilmeği ne yapacağım? Şurada yaptığım gibi ikisini birlikte almam gerekiyor. Ama şimdi bu ikisini örgünün tersinde şu anda ters kısmındayız ya. Örgünün tersinde bu kesme işlemin ikisini birlikte alıp böyle kesersem burada ilmeğim düz örgü olarak devam edecek. Ama ben ne yapmak istiyorum? E, beremin tamamını haroş olarak örmek istiyorum. Bu benim elimle ilgili arkadaşlar. Eğer eliniz benden farklı haroşaları hep düzden örüyorsanız bunu yapmayacaksınız. Yine bunu düz örgü olarak birlikte keseceksiniz. Şöyle sadece örgünün tersinde burada e, yani şöyle göstereyim. Bakın ipim bu tarafta değil. İpim şu başladığım ipim sağ tarafta olduğunda 25. ve şu taraftaki 28. ilmeğimi düz örgü olarak ikisini birlikte alıp kesiyorum. Sadece örgünün tersinde yapacağım kesmede yapıyorum bu işlemi. Bu tarafta yine haroşa olarak ikisini birlikte alıp keseceğim. Şimdi ne yaptım? Burada bir tane kestim. Burada da bir tane kestim. Burada da 27 ilmeğim kaldı. 25. ilmeğimle 28. ilmeğim ikisini birlikte kestim ve geri dönüyorum. Bakın buraya da ters olarak düşmüş oldu. Baştaki ilmeğimi alıyorum. Yine 24 ilmek örüyorum. Zaten artık saymaya da gerek yok çünkü kestiğimiz yerler belli oldu. Tam ortayı bulduk ve şöyle bir açıklık olmuş oluyor her iki tarafta da. Artık saymanız gerektirecek bir durum yok. Sadece 25. ilmekle sol şişimdeki son ilmeğin ikisini birlikte alacağımızı unutmayalım. Belki şimdi çok konuştum falan diyeceksiniz bana kızmayın lütfen. Yeni başlayanlar, hiç örgüyü bilmeyenler rahatlıkla anlasınlar diye detaylı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın 24 ilmeğimi ördüm. Şurası benim 25. ilmeğim. Zaten dedim ya burada ayrıklık var. 25. ilmeğimle ve örgümün ön yüzündeyim. Sol şişimdeki 27 kalmıştı. 27. ilmeğin ikisini birlikte haroşa olarak kesiyorum. Ve geri dönüyorum. Sonuna kadar gitmiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde baştaki ilmeğimi aldım. Yine 24 ilmek öreceğim. Ama örgünün tersinde yapacağım için kesmeyi ne yapıyorum? İkisini birlikte düz örgü olarak keseceğim. Ama eliniz benden farklıysa ve haroşalar hep düzden örüyorsanız bu çok önemli değil sizin için bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu yaptığım şey benim elimle ilgili. Geldim. 24 tane ilmeğimi ördüm. Şu 24. ilmeğim. Şu da 25. ilmeğim. Ne yapıyorum? Şuradaki son ilmekte 25. ilmeğim. ikisini birlikte düz örgü olarak ördüm ve kestim. Bakın zaten burada yeri belli olacak artık. Düz örgü olarak öreceğim. Artık kafanız karışmayacak. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 tane kesmemi yaptım. Sağdan ve soldan toplamda dört tane eksilttim. Yine 24 tane ilmeğimi örüyorum. 24. ilmeğimi de ördüm ve 25. ilmeğimle yanındaki ilmeği ikisini birlikte haroşa olarak kesiyorum. Geri dönüyorum. Örgümün arka tarafına geçtim. Yine 24 ilmeğimi öreceğim. Yavaştan tepe kısmımız toplanmaya başladı arkadaşlar. Çok kullanışlı bir bere. Bebeğimizin kafasını tamamen sarıyor. Kulaklarını, boynun altını komple saran bir bere. Herkes çok rahatlıkla örebilecek inşallah. Şu ipimi ortadan çıkardığım için birazcık şöyle açalım. <laughs> Yine 24 ilmeğimi örüyorum. Bakın artık tersi düzü yok. Burada çünkü şöyle düz bir şekilde öreceğim yer belli. Ne yapıyorum? 25. ilmeğimle yanındakini, ikisini birlikte düz örgü alarak kestim. Şimdi 3 defa gösterdim arkadaşlar size. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın yavaştan şöyle toplanmaya başladı. Sağda ve solda şu an kaç ilmeğimiz var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ve 25 ilmeğimiz var. Sağda ve solda 16 ilmeğimiz kalana kadar yine böyle kesmelerimize devam ediyoruz. Daha sonra bir ense oyuntusu yapacağız. Yine iç taraftan da 25 ilmeğimizin olduğu yerden de kesmeler yapacağız. Sonra beremizi bitireceğiz. Sağdan soldan kesmeler yapa yapa 16 ilmek kalana kadar şu kenarlarda bir tamamlayalım sonra devam edelim. Her iki tarafından da bu şekilde kese kese sağda ve solda 16 ilmek kalana kadar kesmelere devam ettim. 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 ve ortadaki 25 ilmeğim duruyor. Bakın çok güzel bir kesim oldu. Her iki tarafında da bu şekilde düzgün bir kesim ve tepe kısmımızda burası arkadaşlar. <laughs> çok özür dilerim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu tepe kısmını topladık ve enseye şöyle bir vere, bir oyuntu vereceğiz. Ee, ve yine kesmelere devam ediyoruz. Sağda ve solda kesmelere devam ederken bu 25 ilmeğimiz olduğu yerden de eksiltmelere başlıyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve baştaki ilmeğimin hemen yanındaki iki tane ilmeğimi haroşa olarak kesiyorum. Ve yine Buradaki baştaki ilmeğim ve yanındaki iki tane ilmeğim yani üç tane ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Üç ilmeğim kalana kadar haroşa olarak öreceğim. Şimdi enseden de kesmelere başladık ki bir oyuntu oluşsun. <laughs> bir kontrol edelim. Şimdi şu benim 25. ilmeğim. Hemen yanında 2 tane ilmeğim var. Şurada ne yapmıştım? Baştaki ilmekten sonra 2 tane kesme yapmıştım. Burada da 2 tane ilmeğimi birlikte alarak haroşa olarak kesiyorum. Ve 25. ilmeğimle yanındaki ilmeği yine kesmeye devam ediyorum. Hem içten şu ortadan hem de iki yandan eksiltmelerle devam edeceğiz. Şimdi baştaki ilmeği örmeden aldım. Ve ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi 25 ilmeğim kalmamış oluyor. 23 ilmeğim kalmış oluyor. Çünkü sağda ve solda birer tane eksiltme yaptık. <laughs> Zaten kesme yerlerimiz belli olduğu için sayı saymamıza gerek yok arkadaşlar. Bu arada iç kısımdaki bu düz olan yeri de göstereceğim şimdi size. Haroşa olarak geldim. Bakın bu iç kısımda düz örgü olarak kestiğimiz yer. Bakın ne kadar düzgün görünüyor. Şimdi şu kesme yapacağım ilmeğimle yanındaki ilmeği alıyorum. Bu taraftan da kesmeye devam ediyorum. Düz örgü olarak kestim ve geri dönüyorum. Şimdi yanlarda 15 tane ilmeğim. Ortada 23 tane ilmeğim kalmış oldu. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine şurada kesme yaptık. Bakın şu iki tane ilmeğim üst üste. İki tane ilmeğimi yine içten eksiltmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğinden hemen sonra eksilttim. Ve yine 3 tane ilmeğim kalana kadar örgüme devam ediyorum. Bu sefer 21 ilmeğim kalacak. Ortada. Şöyle bakıyorum. Şu kesme yaptığım zaten sabit ilmeğim ve yanında iki tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum, haroşa olarak kesip ve sonra yanındaki şu 25. dediğim ilmekle yanındaki ilmeği alıp eksiltiyorum ve devam ediyorum. Yine ortadan iki, yanlardan da iki olacak şekilde eksiltmelerimi yaptım. Arka taraftayım, ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum, kesimlerimiz. Ee, bu ense kısmı için hep ön yüzde, arkada bir eksiltmemiz yok. Ama yanlardaki eksiltmelerimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Orayı şaşırmayın lütfen. Yine düz olarak kestim. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğini aldım. Hemen yanındaki iki tane ilmeğimi yine eksiltiyorum. Yavaştan bir verev kazanmaya başladı. Üçüncü sıramdayım eksiltmede. Bu ense kısmı için. Çok güzel bir oyuntu olacak arkadaşlar. Yine sol tarafta üç tane ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu kenarda kestiğim ilmek ve hemen yanında iki tane ilmeğim var. Onu eksilttim. Ve yine kenardan eksiltmeyi yapmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde şu kenar ilmeklerim hariç. Bunlar çünkü benim sağdan ve soldan kesme yaptığım ilmeklerim. Ortada 7 tane ilmeğim kalana kadar 7 ilmek kalana kadar iç kısımdan da kesmeye devam edeceğiz. Bakın şimdiden şöyle hafiften kıvrılmaya başladı. Yanlardan da ortadan da kesmeye devam edelim. Şu ortada 7 ilmek kalana kadar bir kesmemizi tamamlayalım. Hem sağdan ve soldan hem sağdan ve soldan hem de ortadan kesme yaparak bakın bu şekilde bir ense oyuntusu yaptık. Çok da güzel bir ense oyuntumuz oldu. Şöyle göstereyim. Tepe noktasından şöyle iki taraftan da eksiltme yaparak ense kısmımızı tamamladık. Şimdi ortada 7 ilmeğim kaldı. Şu sağda ve soldaki ilmekler hariç 2 4 6 ve 7. Kenarlarda 2 4 6 8 2 4 6 8 ilmeğim kaldı. Artık bu kenardaki ilmeklerin bitene kadar kesmelere devam edeceğim. Ortadaki 7 ilmeğim sabit şekilde devam edeceğiz. Yani şöyle artık ortadan kesmemiz yok. Kenar ilmeğimi aldım ve direkt örgüme başlıyorum. Sadece yanlardaki 8 ilmeğimi bitirene kadar kesmeye devam edeceğim. <laughs> Son ilmeğime geldim kestim ve dönüyorum. Şimdi 7 ilmeğim kaldı. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 7 ilmeğimi örüyorum. Yine sondaki bakın düz örgüm devam ediyor. Sondaki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Bu şekilde bu yanlardaki ilmeklerin tamamı bitene kadar sadece yanlarda kesme yapacağız. Ortadaki 7 ilmeğimiz şişimizde kalacak arkadaşlar. Şimdi yine kesiyorum. Şimdi 6 tane kaldı. Dönüyorum. Örmeden aldım. Burada da kesme yaptım. 6 kaldı. Bu şekilde sadece ilk başta yaptığımız gibi kenar ilmeklerimle kesmeme devam edeceğim. İlmeklerin tamamı yanlardaki yani şu kısımdaki ilmekler bitene kadar bu şekilde kesmeye devam edelim arkadaşlar. Sonra son bağcık kısmımız kaldı. Hemen şu ilmekleri tamamlayıp dönüyorum. Şimdi şurayı göstermek istiyorum. Bakın birer tane ilmeğim kaldı arkadaşlar nasıl bitireceğimizi göstereceğim. Ön yüzdeyim. Son ilmeğimi alıyorum. Şöyle sonuncuyu aldım. Görmüş olduğunuz gibi burada artık hiç ilmeğim kalmadı ve diğer tarafa doğru gidiyorum. Artık şişimde 9 ilmeğim kalmış oldu. Bu da bizim enseye oturan ilmeklerimiz olacak. Burada da son ilmeğimi örüyorum bu şekilde ve böylece deremizi tamamlamış olduk bakın çok güzel bir ense oyuntusu oldu burası tam bizim bebeğimizin ensesine oturacak olan kısım şöyle yandan da göstereyim size şimdi sadece bacık yapacağımız yer kaldı onda da şöyle yapıyoruz şimdi ipimi ne yapmış oldum? Şöyle çevirdiğim zaman düz tarafını çevirdiğim zaman sağda bırakmış oldum. Ve ben misinalı şiş kullandığım için burada ilmekleri rahatlıkla çıkarabileceğim. Ama eğer siz düz şiş kullanıyorsanız ikinci bir şişe ihtiyacınız var. Şimdi şurada ipimi birazcık uzunca bırakıyorum. Şöyle şu kadar benim için yeterli bakın. Ve burada kestiğim ilmeğimi kestiğim ilmeğimi şöyle örgümün düz tarafındayım ve en başına şuraya bağlıyorum arkadaşlar iç kısmından bağlıyorum bu şekilde birazcık da uzun bağlıyorum ki çok da uzun yapmayayım ipi saklarken bana kolaylık oluyor uzun bağlamak iki tane düğüm atsam yeterli birazcık da sıkıca düğümlüyorum ve her bir dişinden ilmek çıkaracağım ilk ilmeğimi tığ yardımıyla çıkartıyorum sonrasını şişle çıkaracağım bakıyorum şurası benim ilk başlangıç yerim bunu çıkarttım arkadaşlar sonra şişime takıyorum şişim misinalı şiş olduğu için daha rahat oluyor bunu burada bıraktım İlkini şöyle aldım hiçbir dişi atlamadan her bir dişten ilmek çıkartmaya başlıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Hiç atlamıyorum. Şu sona kadar gelelim. Sonuna kadar bakın şuradaki son ilmeğime kadar çıkarttım. Ne yapmıştık arkadaşlar? Şurada birazcık ortalık karışmış. Hemen düzeltelim. Ne yapmıştık? Bu şişimi burada bırakmıştım ve şu kestiğim ipim şu da ilmek çıkarttığım ipim bunu alıyorum buradaki 9 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim ve karşıya geçeceğim şu kestiğim ipim şu son çıkardığım ilmeğim ve bu 7 tane ilmeğimi bakın haroşa olarak örüyorum ve ilmek çıkarttığım yere dahil etmiş oluyorum daha sonra o kestiğimiz e, ipimizi saklayacağız ve şimdi bakın bunu buraya dahil ettim ve tekrardan şu son kısma kadar ilmek çıkartmaya devam ediyorum kaldığımız yerden bu şekilde şöyle bakın nerede kaldıysak devam ediyoruz ama neden ses çıkartamıyorum şu i̇şte tığ işinde bu kadar beceriksizim arkadaşlar <laughs> şöyle tek tek ilmek çıkartıyorum şu sona kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Şimdi son yere kadar geldim. Şurada uzun olarak bıraktığım başlangıç ipim vardı. Bunu içe alıyorum ve son olarak batıyorum. Şöyle uç kısmına beyaz olduğu için biraz zor görüyorum arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaşayım. Şuradan attım ve kaç ilmek çıkarmışım onu da hemen söyleyeyim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 61 ilmek olmuş arkadaşlar. Ve şimdi şöyle yapıyoruz. Bu 61 tane ilmeğimiz var burada. E 50 tane ilmek arttıracağım. Bacık yapıyoruz çünkü istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bunu isterseniz 4 sıra haroşa yapıp bitirip daha sonra buralara kurdele ya da kordon dikebilirsiniz e, ya da benim gibi yapabilirsiniz şimdi 50 tane ilmek artış yapacağım şöyle bir hiçbir şey yapmıyorum bakın şöyle halka yapıp atıyorum 2 3 4 5 6 7 8 50 tane ilmeğimizi bu şekilde attık ve dönüyoruz. Şimdi bunu öreceğiz arkadaşlar, haroşa olarak öreceğiz ve diğer taraftan da yani şu tarafta buraya geldiğimizde de 50 tane ilmek oradan e, atıp çıkarıp 4 sıra haroşa ile örgümüz tamamlayacağız. Şimdi haroşa olarak şöyle kaçırmadan ilmeklerimi öreceğim. şekilde bakın haroşa olarak örüyorum şimdi bu ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde diğer tarafa kadar örelim buradan ilmeklerimi çıkarttım ördüm ve şimdi şuraya kadar geldim arkadaşlar bakın bu şekilde ördüm geldim ve buradan da 50 ilmek çıkarıyorum bu şekilde 1 2 3 ve şimdi Buradan da 50 ilmek çıkardıktan sonra ön yüzden saydığımızda 4 diş üst üste haroş olacak şekilde öreceğiz ve tamamını ilmeklerin tamamını kesip kapatacağız. Hemen buradan da 50 ilmek çıkardıktan sonra 4 diş haroşaya tamamlayıp meremin son bitmiş haliyle dönüyorum. Meremizin bu alt kısmını da tamamladık ve sonra bütün ilmekleri tek seferde kesip kapattık. Şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar, şu kalan ilmek şeyi ipleri ben böyle kapattım, güzelce temizledim ama şurada hani e ee, ensede bıraktığımız ilmekleri şöyle yapacağız. Olduğu ip vardı ya toparlayamadım cümleyi. Şuraya bakın. Şöyle sabitleyeceğim bu ipi. Şöyle sabitleyip iyice sonra şöyle araya bir yere gizleyeceğim bu şekilde zaten bakın hiç belli olmuyor ve beremizi tamamladık çok güzel bir bere oldu çok kolay bir bere çalışması hiç örgü bilmeyenlerin bile çok rahatlıkla yapabileceği bir bere arkadaşlar şöyle ense oyuntumuz bütün detaylarıyla göstereyim bu şekilde ben anlatır, anlatırken ve örerken çok keyif alarak anlattım ve ördüm. Dilerim sizler de şu anda benimle birlikte örerken çok keyif alarak örüyorsunuzdur. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.